Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle gerçekten de çok enteresan bir konuyu ele alıyor olacağız. Bildiğiniz gibi otomobil fiyatları gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Aslında sıfır otomobillere baktığınızda son zamanlarda bir düşüş var. Ama bu düşüş ne kadar şu anda sürekli arz ediyor? Bu bir soru işareti. Yani genel olarak baktığınızda Türkiye'de fiyatlar pek yerinde durmuyor ve sürekli olarak yukarı doğru yükseliyor. İnsanlar da sıfır otomobil almak yerine aslında ikinci ellere yöneliyorlar. Fakat şu sıralar ikinci elde de aslında bir durgunluk mevcut. Peki bu insanlar nasıl sıfır otomobil alacak arkadaşlar? Elbette şu anda piyasada uygun fiyatlı otomobiller var. Yani mesela fiyata baktığınızda, Renault'a baktığınızda işte Taliantlar olsun, Egea'lar olsun, bunlar uygun fiyatlı olarak gözüküyor ama yine de bu ekonomik düzende arkadaşlar birazcık fiyatları yüksek geliyor. Artık insanlara yavaş yavaş bu noktada da markalar farklı alternatifler üretmeye çalışıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de fiyat. Fiyatın aklına gerçekten de muazzam bir fikir gelmiş durumda. Son vaziyete baktığımızda arkadaşlar fiyat Türkiye'ye yepyeni bir otomobil getirmeyi planlıyor. Yepyeni bir otomobil sunmayı planlıyor. Bu otomobil tamamen yeni olacak ve bütün tabuları yıkacak diyebiliriz. Egea kadar bile dolu olmayacak. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu otomobil baktığınızda arkadaşlar mesela Renault'un Taliant'ı vardır. Çok boş, ölüm boşluğu bir otomobildir. Ve bu otomobili biz çok fazla eleştirmişizdir arkadaşlar. Ancak Taliant'tan bile boş olabilecek bir otomobil düşünün. İşte fiyatın planladığı otomobil böyle bir otomobil. Fiyatı çok çok ucuz olacak arkadaşlar. Neredeyse bildiğiniz gibi Citroen Ami çok ucuz fiyatlara satılıyor. 400 bin lira bandından satılıyor. İşte 400 bin lira olmasa bile böyle 600 bin lira, 600 bin TL'leri zorlayacak bir otomobil bizleri yakın zamanda bekliyor arkadaşlar. Fiyat böylesine iddialı bir fiyat skalasından bu otomobili piyasaya sürmeyi planlıyor. Otomobilin ismi nedir? Bu noktada henüz herhangi bir bilgi mevcut değil arkadaşlar. Ancak Marea olabileceği söyleniyor. Bildiğiniz gibi Fiat eskiden Marea isimli bir otomobil yapmıştı, piyasaya sürmüştü. Çok fazla tutmuş muydu? Hayır, çok fazla tutmamıştı. Ancak bu otomobili yeniden canlandırabilir. Egea'nın biraz altında konumlanan bir otomobil olarak Marea'yı bizlere sunabilir. Ancak dediğim gibi bu şu anda sosyal medyada dolaşan bir iddia kıvamında. Yani Marea olacağı kesin değil, net değil. Ancak böyle bir otomobilin kesin olarak ülkemize geleceğini ifade edebiliriz. Fiyatından bahsettim. Yani aslında videonun sonuna doğru bahsetmek istiyordum fiyatından. 600 bin TL civarında olacağını ifade edebiliriz. Ancak ben fiyatından ziyade bu otomobilin bizlere neler sunduğunu, daha doğrusu neler sunmadığını sizlere bahsetmek istiyorum. Otomobilde arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. 4 cam otomatik olarak gelmeyecek. Bu çok normal diyebilirsiniz. Yani mesela Clio'lara bile baktığınızda son kasası hariç zaten 4 cam otomatik olarak gelmiyor. Mesela arkaları çevirmeli olarak geliyor. Ancak bu modelde önler de çevirme olarak gelecek arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi Şahin'lerde nasılsa böyle kolumuzu şu şekilde çevirip nasıl açıyorsak ön camlarda manuel şekilde gelecek, arka camlarda manuel şekilde gelecek. Evet, biz arka camların manuel olarak gelmesine Clio'lardan alışkınız. Ancak arkadaşlar Fiat diyor ki hayır kardeşim, ben ön camları da bu otomobilde manuel olarak sizlere sunmak durumundayım. Çünkü bu otomobilin fiyatı çok 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 uygun olacak. Yani dediğim gibi Ami'ye yakın bir seviyeden bizlere sunulacak bir otomobilden bahsediyoruz ki bu noktada da Fiat elbette bazı şeyleri kısmış olacaktır. Tabii ki bunlarla sınırlı mı? Bunlarla sınırlı değil arkadaşlar. Otomobilde bir tape de olmayacak. Zaten buna aslında Renault Taliant'tan alışkınız. Bildiğiniz gibi Renault Taliant'ın en boş modellerinde zaten tape mevcut değil. Orada boşluk bizleri karşılıyor. Bu otomobilde de aynı şey olacak. Yani bu noktada çok fazla bir şaşkınlığımız olmuyor. Peki bunun haricinde otomobilde başka neler olmayacak? Yani neler olacak değil, neler olmayacak kısmından bahsediyorum. Çünkü ölüm boşluğu bir otomobilden bahsediyoruz bu noktada. Yine Renault Taliant'tan alışkın olduğumuz şekilde otomobilin yan aynalarını biz ayarlayamayacağız otomatik şekilde. Burada eski bir lüllük deniliyordu onlara bildiğiniz gibi. Ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Lüllük tarzında bir ayarlama yine bizleri bekliyor. Yani manuel şekilde sol ve sağ aynaları şoför ayarlamak durumunda kalacak. Yani bu otomobilde otomatik olarak hemen hemen hiçbir şeyin olmayacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde zaten bir ekran olmayacak, onu söylemiyorum bile. Klima olacak mı? Bu çok tartışmalı aslında fiyat noktasında. Gerçekten bir otomobilde klima olmaması yani otomobili tercih konusudur direkt. Yani adam der ki yani lanet olsun 600 bin lira da olsa ben bu otomobili almıyorum diyebilir. Çünkü yani neredeyse Citroen Ami'ye bile koyacak yani artık klimayı. Klima olmazsa olmaz. Fiyat da bu noktada çeşitli fikir ayrılıkları var. Ancak
olacak. Ben yine de bu noktada bir klimanın olması gerektiğini en azından düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum demiyorum, bakın olması gerektiğini düşünüyorum. Yani otomobilin fiyatı ne kadar düşük olursa olsun en azından bir klimasının olması gerekiyor. Fan olacak en azından, yani kışın ısınabilirsiniz ama yaz aylarında bu otomobille beraber pişebilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki otomobil biraz geniş olacak, bir aile otomobili olarak tasarlıyor yine Fiat bunları. Bagajının oldukça geniş olacağını, 500 litrelerden bahsedebiliriz bu noktada. 500 litreye varan bir bagaj hacminin Marea'da bizleri karşılayacağını ifade edebiliriz. Yine aklıma gelen detayları sizlerle bu videoda paylaşmaya devam ediyorum. Peki bu arabada başka neler olmayacak arkadaşlar? Merkezi kilit sistemi. Yani bu da mı olmayacak demeyin, bu da olmayacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi Fiat bu noktada oldukça ciddi ölüm boşluğuna varan bir otomobil tasarlıyor ve merkezi kilit sistemi de bu arabayla beraber gelmeyecek arkadaşlar. Bildiğiniz normal Şahin anahtarı gibi arabayı efendime söyleyeyim açabileceğiniz bir anahtarlık bizleri bekliyor. Yedek anahtar bile sunmayabilirler, yani onu da söyleyeyim. Yani bu noktada Fiat gerçekten de oldukça ciddi. Yedek anahtar sunarlar mı? Sunarlar. Evet, o işin şaka kısmı ama merkezi kilidin olmayacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Zaten hani arka park sensörlerinden bahsetmiyorum bile. Onlar zaten olmayacak. Onları zaten işin içine katmıyorum. Ama merkezi kilit sisteminin de olmaması gerçekten de birazcık abartı oluyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizin yorumlarınız nedir? Yorumlar kısmından bizlere bu otomobil hakkında düşüncelerinizi, eğer piyasaya çıkarsa almayı düşünüp düşünmeyeceğinizi bahsedebilirsiniz. Yavaş yavaş artık videomuzun sonuna geliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.